Kerem tebrik ederim. Biraz zor oldu. İlk golü kalemize gördükten sonra geri dönüşü sağladık. İki güzel gol attın. Özellikle ikinci gol muazzamdı. Önce bir maç değerlendirmesi almak istersek neler söylersin? Dediğim gibi abi gerçekten zor bir maç oldu. Derbi maçından sonra yoğun bir efor sarf ettikten sonra bu maça hazırlandık. Aslında ee, böyle maçlar öncesinde de söyledim çok tehlikeli çünkü ufacık bir konsantrasyon eksikliğinde e, çok büyük bir e, sıkıntılar yol açabiliyor. Biraz aslında bunun sıkıntısını çektik maçın başında. Ee, hem konsantrasyon eksikliğimiz hem gol yedik hatta ikinciyi dedik ama hem e, foul oldu galiba tam hatırlamıyorum el, 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 el pozisyonu el pozisyonu vardı e, sonrasında geri dönmesini bildik gerçekten zor e, bir maç oldu ama güzel bir galibiyet aldık çünkü böyle maçlardan aslında e, tabii ki Günü ister her maçı böyle rahat bir şekilde kazanalım ama e, önemli olan galibettik güzel bir galibiyet aldık armağan olsun. Ee, sen antrenmanlarda bittikten sonra o faal atışlarını, serbest vuruş atışlarını çok deniyorsun ve buna benzer golleri de aslında antrenmanda atıyorsun. Yine topun başına geçtiğinde ne hissettin? Geçen sene de aynısı olmuştu. Topu direkt aldım, ee, gol atacağımı hissetmiştim. Bu sefer de aynısı oldu. Ee, bazen vuruyorsun oluyor, bazen olmuyor. Yani bu, bunun, hak, bunun üzerine ben çok çalışıyorum aslında. Ee, beni bilen bilir, tanıyan biliyor. Ee, sürekli kendimi geliştirmek adına sadece free değil her konuda çok üzerine gidiyorum, çalışıyorum. Ee, sonuçlarını almak gerçekten güzel. Ee, ama önemli olan dediğim gibi benim gol atmam ya, şey değildi, takımın galibiyet almasıydı. Ee, biraz parantez açmak istiyorum. bazı ee, Bugün maç içinde ee, sarı kart gördüm yine evet. durup dururken saçma bir sarı karttı. Çünkü hakeme rakip takım futbolcusu topa vurdu diye, hocam sarı kart topa vuran adam dün kırmızı gördü, ikinci sarıdan. Evet. Yani bunlar oluyor, bunları söylemek için hakeme itirazım. Ben şimdi Nando Kale'den çıktığı zaman kaptan olduğu için ne olursa olsun sarı kart görüyor. E ben futbolcu olarak hakeme gideceğim ikinci kattanım. E bana işine bak diyor direkt sarı kart veriyor. Hani böyle iletişim eksikliklerinden sonra biz nasıl hakimlerle iletişim halinde olacağız? Hmm. E ben iki haftadır iki iki, iki iki tane sarı kart böyle sadece kendimi açıklamaya çalışırken görüyorum. E, tamam onların da gergin olduğunu, sıkıntıda e, baskı altında olduğunuzu olduklarını biliyoruz ama bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E Tabii ki ben şimdi e, saha içinde biraz böyle adrenalin yüksekliğinden hafif biraz reaksiyon gösterebiliyorum hakeme. Ama bu Bunları tölere edemezse veya bize böyle yaklaşırsa ben hiçbir zaman iletişim halinde olamayacağım. Yani bu konuda bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunabilecek bilmiyorum ama inşallah daha iyi iletişim halinde oluruz da hakemlerimizle. <laughs> Hepimiz kazanan taraf oluruz yani. Çünkü ne onların üzülmesini ne onların kötü olmasını biz isteriz. Ne de bizim canımızı yakmalarını biz isteriz. O yüzden iki tarafın içinde inşallah bir çözüm yolu bulunur yani. İki, yani hem takımlar için hem de hakemler için. <laughs> i̇nşallah. Çok teşekkürler. <laughs> Başarılar.